Herkese tekrardan merhaba. Bu videoda sizlere trading hayatınız boyunca yaşayacağınız 5 aşamadan bahsedeceğim. Birinci evre merak etme evresi. Her şey bununla başlıyor. İnsanın başına ne gelirse ya meraktan, ya borsadan, ya forex'ten, ya kripto paradan bunlardan gelir tabii ki. Bu evre çok fazla uzun sürmez. Hemen ne yaparız? Cumburlu hop işin içerisine dalarız. Hemen göndeririz paramızı bir borsaya, aracı kuruma bir yere ve bizi ikinci evre karşılar. İkinci evre başlangıç evresi. Bu başlangıç evresinde hayallerimiz büyüktür çünkü bu işin yapılmasının çok kolay olduğunu, tıklanarak yapıldığını ve kesinlikle başarılı olabileceğimizi, paramızı katlaya katlaya ilerleyebileceğimizi, lüks arabamızı bir an önce alabileceğimizi düşündüğümüz bölge. Burası bu kendimizi bu işin uzmanı zannettiğimiz ama aslında hesap patlatma uzmanı olduğumuz yer. Yorumlara bekliyorum. Kimler şu anda hesap patlatma uzmanı? Burası, bu bölge bütün hataları yaptığımız, bütün hataları tekrar tekrar yaptığımız ve bunlardan ders çıkarmadığımız bir bölge. Neden böyle başlanıyor peki? Çünkü kural bu. Daha önce de söylemiştim. 90-90-90 rule demiştik. 90-90-90 kuralı. Traderların %90'ı ilk sermayelerinin %90'ını 90 günde kaybediyorlardı. Burası irili ufaklı hesapların patlatıldığı bir bölge. Bazılarımız bu evredeyken çabuk ders alacak. Bazılarımızınkisi biraz daha uzun sürecek. Bazılarımız da o sinyalciyi takip edecek. Bu telegramcıyı takip edecek. Şu twitterciyi takip edecek. O ömrü boyunca hesap patlatmaktan bir türlü kurtulamayacak. Evet, komik gibi görünüyor değil mi? Hepimiz bir gülümsedik baştan. Fakat bakalım hep birlikte komik mi? Hocam, öncelikle gerçekten bu işi hakkıyla yapan tanıdığım tek insan sizsiniz. Çünkü eğitimleriniz ücretsiz ve herkesin sır diye sakladıklarını insanlara faydalı olmak için gönül rahatlığıyla anlatıyorsunuz ve tamamen maddi bir çıkar gözetmeden. Teşekkür ederim. Samimiyetinize dayanarak size bir konudan bahsetmek istiyorum. Benim adım Bişey. Yaklaşık bir yıldır borsa ile ilgileniyorum ve maalesef borsa yüzünden bütün birikimimi, en büyüğü de nişanlımı kaybettim. Nasıl derseniz, aynen videoda sürekli bahsettiğiniz o sahte dalgaya ben de kapıldım. Sahte hocaların tweetleri, kurduğu gruplardaki alım satım teşvikleri vesaire hayatımı bitirdi. Bütün birikimim gitti. Düğünüm için biriktirdiğim birikimlerim gitti. Ve bunun üzerine nişanlım ile sorunlar yaşadık. Sonunda da nişan bozuldu ve o gün nişanlıma, aileme yemin ettim. Bir gün borsada başarılı olacağım ve hepiniz göreceksiniz dedim. Bu kez de eğitimlere yöneldim. Ücretli eğitimler çıktı karşıma. Bunlardan aldım. Ve bu eğitimlerden de bu kez birikimim gittiği için borç sahibi oldum. Ve sonuç olarak elde var sıfır. Evet, buna benzer o kadar çok mesaj alıyorum ki, 100 bin dolar batırdım diyen mi dersin, 50 bin dolar batırdım diyen mi dersin, 1 milyon lira batırdım diyen mi dersin, abi öğrenciyim, cebimde 500 dolarım vardı, o param gitti diyen mi dersin? Hep buna benzer mesajlar alıyorum. Bu mesajdaki sıkıntıyı görebiliyorsunuz değil mi? O intikam duygusunu hissettiniz mi? O yazılan mesajda. Böyle bu durumda olanlar vardır mutlaka aramızda. Öncelikli olarak bu durumda olan biri varsa bu işi kabullenmeli. Bu durumu kabullenmeli. Farz edin ki o para çalındı. Gitti. Artık uçtu. Bunu kabullendikten sonra mümkünse başka bir iş yapılacaksa o iş yapılsın. Eğer illa da bu işe devam etmeyi düşünüyorum diyenler varsa, bu başlangıçtaki şu evrede kolay atlatabilmek için başlangıç evresinde olduğunu kabul etsin. Kabul ettikten sonra da hesabını bir eğitim hesabı olarak düşünsün. Bütün portföyüyle girmesin. Yeni başlayan herkese benim tavsiyem budur. Hesabınızı bir eğitim hesabı olarak düşünün. İngilizce biz buna training account diyoruz. O eğitim hesabıyla kendinizi geliştirmeye çalışın ve istikrarlı kazancı yakalamaya çalışın. Ve amacınız her zaman bu evrede hesabınızı korumak olmalı. Daha defansif hareket etmemiz gerekli bu işte. Agresif hareket edersek olmayacak. Evet, buradan gerekli ders alındıktan sonra 2B evresi başlıyor. Bu evre bilgi yüklenmesi. Bilgi yüklenmesi, information overload evresi. Bu evrede bütün indikatörleri öğrendiniz, bütün kitapları okudunuz, bütün videoları izlediniz, bütün eğitimlere, seminerlere katıldınız ve sonrasında bu kadar çok bilgiyi bilmenin aslında çok da gerekli olmadığını anladıktan sonra bir sonraki evre başladı. Orası da üçüncü evre, orta seviye, intermediate seviye. Burada artık bu seviyenin özelliği, burada artık hesap patlatma yok. Hesap patlatma yok fakat burada
kazanç da yok. Yani aslında duyguların ön planda olduğu bir seviye burası. Duygusal alım satımların devam ettiği bir seviye. Realistik kar hedeflerinin olduğu fakat duygularla alım satım devam ettiği için kazançların kayıplardan birebir olduğu bir evre. Bana bu şekilde mesajlar geliyor. Diyorlar ki sayende riskimizi artık iyi yönetiyoruz. Evet, kayıplar da yaşıyoruz, kazançlar da yaşıyoruz fakat eskisi gibi hesabımızı patlatmıyoruz diyenler var. O kişilere de önerim kayıplarının peşine düşsünler. Nerelerde hata yaptıklarını kontrol etsinler. O kayıpları engellerlerse, onların önleyebilirlerse kazanmaya başlayacaklardır ki zaten bir sonraki evrede orası. Dördüncü evre ileri seviye. Evet, bu ileri seviyede artık istikrarlı kazanç var. Burası istikrarın yakalandığı evre. Şimdi bu evrede tek bir şeye odaklanılan bir stratejinin geliştirildiği ya da birkaç stratejinin geliştirildiği düzenli alım satımlarla dönem dönem negatif sonuçlar gelse de yıllık olarak kar yazıldığı bir evre burası. Bu evrede olanlar da yine hesabını korumaya özen göstermeli ve hesaplarını büyütebilmek için belli bir projeksiyon çizmelidir. O hesabın büyümesi parabolik bir eğri şeklinde olmalıdır. Ve son evre uzmanlık seviyesi. Bu seviyede artık para sorunu yoktur. Para sorunu olmadığı için yıllık daha konservatif kar hedefleri vardır. Örneğin %10, %20, %30 vesaire şeklinde. Burada artık tanınırsınız, bilinirsiniz. Birileri sizi konferanslara davet edebilir. Birileri size mikrofon uzatabilir. Büyük yatırımcılarla görüşebilirsiniz. Burada artık büyük resmin trade edildiği, piyasa verileriyle daha çok ilgilenildiği, piyasa eğilimlerine daha çok önem verildiği, sentimentin çok iyi öğrenildiği, sentiment duygusal analiz diyoruz buna. Bunun çok iyi öğrenildiği, bütün kriterleriniz olsa dahi bu işleme girmemem gerekiyor çünkü sentiment bunu desteklemiyor diyebildiğiniz bir dönem burası. Profesyonelliğe adım atılan bölge burası, bu seviye. Umarım hepimiz, bütün siz abonelerimin hepsi bu seviyeye hep birlikte ulaşabiliriz. Benim seviyem burası. Buraya geçer miyim? Daha çok var. Hemen değil. Belki 40'lı yaşlarıma geldiğimde. Peki siz hangi evredesiniz? Yorumlara mutlaka bekliyorum. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Herkese bol başarılı trade'ler diliyorum. Görüşmek üzere.